GRT TV'den iyi akşamlar sevgili izleyenler. Ben Burcu Besle. Gaziantep'in gündemini paylaşacağımız haber bültenine hoş geldiniz. İlk haberimize başlayalım. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mahalle ziyaretleri kapsamında Şehit Kamil ilçesine bağlı Gazikent ve Atakent mahallesine gitti. Mahallelerin sorunlarını yerinde görmek amacıyla mahalle ziyaretlerini aksatmayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hafta sonu mesaisine Gazikent mahallesine başladı. Gazikent Mahalle Muhtarı Yaşar Şen'i muhtarlıkta ziyaret eden Şahin, muhtarın isteklerini ve şikayetlerini dinledi, mahalle hakkında bilgiler aldı. Duvardan gelen olduğu gibi, sivan ne zaman çöktü hocam? Duvar çökel çok oldu. Defalarca kabın yapılmasına talep etmemize rağmen, sitenin duvarı ancak kaldırım yapılmadığı için de, olduğu gibi bütün sular sitenin içerisinde doluyor. Her tarafı dolduruyor. Şimdi site özel alan olduğu için. Anlıyorum. Bakalım. Şunu da söyleyeyim Sayın Başkan. Başkan Şahin mahallenin toplu taşımada yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için ekibine talimat verdi. Daha sonra Atakent mahallesine geçen Şahin mahalle muhtarı İsa Onur'la bir araya geldi. Muhtardan mahallenin eksiklerini öğrendi. Muhtar Onur göreve geldi. Günden bugüne bölgenin altyapısıyla ilgili hiçbir sıkıntının yaşanmadığına dikkat çekti. Mahalleye olan yatırımlardan dolayı memnuniyetini dile getirdi. Orhan Telaş'tan bir türlü çözemedik işi. Mahkemeye intikal etti. Şu anda ben de avukat tuttum. Mahkemeye verdim zaten. Arkadaşlar sorunumuz avukatlık şu an. Doğru söylüyorsunuz. Yani bizim orada yapacağımız bir şey var mı? Valla eski park bahçelerinin kullandığı bir yeri başkanım. Ben saatini falan ben çektirmedim. Evet. Onlar da benim aklımda tutarak tuttular kaçak. Mahkemeye gittiğinde yolun sonucunu bekleyeceğiz. Siz çok uğraştık efendim. Çok fazla uğraştık. Seçimden önce ben geldim oturumda o zaman görüştük ne yapılabilir de. Mehmet Uslu da çok uğraştı. Uslu'yla ben de görüştüm. Tavuk ettirmişler. Direkt bütün borç muhtarın gibi de ciddi bir rakam. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. İslahiye'de 80 yaşındaki Mustafa Kıymet yolda fark etmediği otomobile çarptı. 80 yaşındaki sürücü kaza yapınca uzlaşma çabası da bahanesi de şaşırttı. Ondan sonra da dayımla orada anlaşınca aşağı gider. Dayım ben paranı versin git. Orada tamam. Bahsinde gidiyorsa orada tekrar ne yaptın git diyorlar. Para bilin desin. Öyle olur. Daha ne diyek? Bekir haksız mıyım? İslahiye Kozdere Mahallesi'nde seyir halinde bulunan 80 yaşındaki Mustafa Kıymet idaresindeki otomobil, Kavşak'ta Nurdağ istikametine giden otomobile çarptı. Kazada çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil kontrolden çıkarak refüjde durabildi. Lastikleri parçalanan otomobilin ön kapısında ve kaputunda maddi hasar meydana geldi. Refüje çıkan otomobilin sürücüsü ve aynı araçta bulunan kardeşi, emniyet kemerlerinin takılı olması sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu. Şimdi bir şey söyleyeyim, emniyet kemerleriniz takılı mıydı? Takılıydı. Sizi kurtardı emniyet. Aynen, ikimiz de o kurtardı. Çünkü biz fark ettik yani. Kazada diğer araçlardaki sürücü ve yolcular araya girerek iki sürücünün anlaşması için çabaladı. Uzlaşmanın bir an önce sağlanmasını ve evine gitmeyi isteyen Mustafa Kıymet, çarptığı aracın sürücüsünü patlayan lastikleri sökün, stepneyi takın diyerek ikna etmeye çalıştı. Dayımla orada anlaşın aşağı gider. Dayım paranı versin git. Orada tamam. Bahsinde gidiyorsa orada. Tekrar ne yaptın git diyorlar. Para bilin desin. Öyle olur. Daha ne diyek? Bekir haksız mıyım? Ya. Tekeri işletmeniz var. Sakın yapın. Yani. Adam ölmemiş ki. Yani. Neye matlak yapmamış. Yaş matlak. Sen İslahiye'den geliyordun bu. Bu da parasını ödüyorsun. Sen döndün uyandın mı? Bir araba vardı arabada. Araba geçti ben geçtim. Bu da arkadaymış. Hangi araba ya? Mehmet Emrimdaş. Mehmet Dayı. Seyir halindeyken husumetli oldukları akrabaları tarafından silahlı saldırıya uğrayan şahsın bu sefer de iş yeri kundaklandı. Husumetli oldukları akrabaları tarafından silahlı saldırıya uğrayan iki kardeşin bu sefer de iş yerleri kundaklandı. Gaziantep'ten Kuzey Rağ karton taşıyan ve kardeş olan iki tır şoförü seyir halindeyken kendilerini takip eden yakınlarının silahlı saldırısına uğramıştı. Cep telefonu kameralarıyla görüntülenen silahlı saldırıda iki kardeş şans eseri yaralanmadan kurtulurken üç saldırgan ise kayıplara karışmıştı. Yaklaşık bir ay önce yaşanan bu olayın ardından Mehmet Kağan'ın nakliyeciler sitesindeki iş yeri de husumetli olduğu akrabaları tarafından sabah erken saatlerde molotofla kundaklandı öne sürüldü.
Kundaklanma anı güvenlik kameralarına yansırken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. İş yerini kundaklayan şüpheliler yine kayıplara karıştı. Polis iş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyip şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Saat 7 gibi ofisimizi kapattık, gittik. Sabah 8'de geldik, ofisimiz bu şekildeydi. Bu adamdan aramızdaki olan husumetten dolayı parçalamıştır. Ve burada maddi manevi zararlar verilmiş. Bir haberin daha sonuna geldik. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.